Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Türk Dili Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı sorularıyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi 10. sınıflar için yeni müfredata uyumlu hazırlanmış sınav kağıdıdır arkadaşlar. Birçoğunuzun karşısına bu sınav kağıdı olduğu gibi çıkacak. Sonuna kadar not alın ve izleyin. Evet Hemen başlayalım. Ancak çok fazla açıklama yapmayacağız arkadaşlar. Açıklamasını açıklamasını istediğiniz herhangi bir soru olursa yorum kısmına yazarsınız. Orada açıklamasını detaylıca sizler için yapacağız. Fazla zaman almaması için biraz hızlı geçmek zorundayız. 1. Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden olan Karagöz ve orta oyununda asıl vaka yani olaylar zincir aşağıdaki bölümlerin hangisinde sergilenir? Evet birinci sorumuz gördüğünüz gibi bir tiyatro sorusu arkadaşlar. Tiyatro ile alakalı bir soru. Evet, mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş, göstermelik. Evet, olaylar zinciri nerede olur arkadaşlar? Mesela birinci ne, ikinci, üçüncü? Fasıl olarak geçer değil mi arkadaşlar? Mesela birinci fasıl, ikinci fasıl, üçüncü fasıl olarak adlandırır olaylar zinciri. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Anı türünün özelliklerinden değildir. Bir bilgi sorusu arkadaşlar. Bir anı. Anı'yı bilmeniz gerekiyor ve anının özelliklerini, anın türünün özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Bakalım hangisi anının bir türü, tür özelliği değildir. Yaşandıktan sonra kaleme alınır. Evet, anı olduğu için yaşanması gerekiyor zaten. 2. Öğretici ve bilgi vericidir. Kesinlikle doğru. Gerçeğe uygunluk ve içtenlik önemlidir. Anıların belirgin özelliğidir. 3. E, alıntıları kanıtlama ve belgelendirme zorunluluğu yoktur. Evet anıların böyle bir özelliği vardır. Kanıtlama ya da belge sunma zorunluluğu yoktur. Geriye zaten elimizde ne kaldı? E şıkkı kaldı. İlahi bakış açısıyla yazılır diyor. Hayır arkadaşlar bu anının bir özelliği değildir. Doğru cevap E seçeneği. Geçelim üçüncü sorumuza vakit kaybetmeyelim. Video uzamasın. Çok kızıyorsunuz çünkü verilen açıklamalar aşağıdaki gazetecilik terimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım 4 tane bilgi verilmiş 4 tane gazetecilik terimiyle karşılaştıracağız. Bir tane terim dışta kalacak arkadaşlar. Şişirme balon haber. Ne olur arkadaşlar bu? Asparagas mı olur? Sü sürmanşet, tekzip, spot. Geçelim. Yapılan haberin yanlış olduğunu bildirme, yalanlama. Biz buna ne diyoruz? Yalanlama. Tabii ki tekzip. 3. Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. Ne logonun üzerinde kullanılan ne deniyor arkadaşlar biz bunlara? Manşet mi? Sür manşet mi? Sür manşet. Bir sonraki 4. haber metninde daha büyük harfli puntolarla dizilen Başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısına ise biz spot diyoruz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Sür manşet vardı ama manşet yoktu değil mi? Bilgiler arasında doğru cevap A seçeneği. Dördüncü soruya orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet orta oyunu ile ilgili dört doğru bilgi var burada. Bize yanlış olanı bulunuz denmiş arkadaşlar. Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya koyulur. Orta oyunu zaten arkadaşlar doğa, genelde doğaçlamayla gelir, devam eder, taklit ve mimiklerle doludur. Bu doğru. Hemen eledik A seçeneğini. Oyunun en önemli tipleri pişe, pişekar ve kavuklu. Kesinlikle arkadaşlar zaten bu ikisinin etrafında döner oyun. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türünü müdür? Evet doğrudur arkadaşlar. Günümüz tiyatrosunun en yakın türüdür. Günümüz tiyatrosunun en yakın türü müdür orta oyunu? Yani mimik, taklit ya da doğaçlama. Günümüz tiyatrosu tamamen doğaçlama olmasa da evet yakındır arkadaşlar. O halde D de, de var. Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle sergilenir. Eğer doğaçlama var ise önceden hazırlanmış metinlerden söz edemeyiz değil arkadaşlar. O halde doğru cevap E seçeneği olacak. Beşinci sorumuza geldik hemen sevgili gençler. Bu parçadaki bilgi yanlış aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Bir bilgi yanlışı verilmiş. O bilgi yanlışını sizden bulunması isteniyor arkadaşlar. Bakalım. Şinasi Şair Evlenmesi adlı tiyatro eserinin geleneksel halk tiyatrosu türü olan orta oyununda etkilenerek yazmıştır. Bu eserde yanlış batılılaşmanın gülünç yönleri anlatılmıştır diyor. Bu parçadaki bilgi yanlışı. Evet bir bilgi yanlışı var. Beş seçenekte bu bilgi yanlışlarından biri verilmiştir. Bunu bulunuz diyor. Arkadaşlar eserin konusu yanlış batılılaşmanın gülünç yönleri değil. Görücü usulüyle alakalı bir parçadır biliyorsunuz şair evlenmesi. Görücü usulüyle Evlenen kişilerin veya evliliklerin sakıncaları, yanlış yönleri, kötü yönlerini ortaya koyan bir eserdir. Bakalım adlı eser şair şinasının değil, namı Kemal'indir. Hayır, şair evlenmesi tiyatro eseri değil, bir romandır. Orta oyunu geleneksel değil, modern tiyatro türüdür. Orya orta oyunu türü ya hayır, eser komedi değil, dramdır yanlış e seçeneği kaldı elimizde eserin konusu yanlış batılaşmanın gülünç yönleri değil görücü evet görücü usulüyle evlenmenin sakıncaları belirttiğimiz gibi doğru cevap e seçeneği şinasinin şair evlenmesini okuduğunuz zaman görücü usulünün ana konu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar doğru cevap e seçeneği hemen altıncı sorumuza geçtik sevgili gençler aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir. Altı çizilmemiş. Bunların altını mutlaka çizin arkadaşlar. Meddah orta oyunu kara gözün ortak özelliği olmayan hangisidir diyor arkadaşlar. Yazılı bir metin yok. Evet bu doğru ortak özellikleridir. Tulaata dayanması evet. Tulaata dayanır. Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları. Kara göz medda orta oyunu evet doğrudur. Güçlerini taklitten alırlar. Evet arkadaşlar taklittir. Farklı çevre ve milletlerden tipler olması. Hayır arkadaşlar farklı çevre ve milletlerden e, tipler milletlerden tiplerin yer alması bu üçünün ortak özelliğinin arasında yer almaz. Yani seçeneğimiz yine e oldu. Üç tane E sanırım peş peşe oldu. Evet. Yedinci soruya geçelim. Wow, oh, Baya uzun bir soruymuş arkadaşlar. Bakalım Boşluk doldurma sorusu. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla neler getirilir bakalım. Edebiyatımızda roman türünün ilk örnekleri teknik bakımdan kusurlu da olsa tanzimat arkadaşlar döneminde. Tanzimat döneminde verilmeye başlandı. Servet Üfü'nün döneminde bu türün ilk başarılı örnekleri Halit Ziya tarafından. Halit Ziya diyelim. Ziya tarafından verildi. Milli Edebiyat döneminin önemli romancısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise Yakup Kadri diyelim. Yaban romanıyla köylü aydın çatışmasını işledi. Evet zaten yazdık. Tanzimat Halit Ziya Yakup Kadri. Hayır, Tanzimat üç yerde. Tanzimat var. Tanzimat Halit Ziya burada var. Yakup Kadri evet doğru cevap B seçeneği. Diğerlerini de eledik. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Geçelim. 8. sorumuza bakalım. Olay zincirleri e, dizisinden arınmış, söz ağırlıklı, yanlış ve ters anlamlar, cinas, mecaz ve kinaye gibi nüktelerden oluşan kısacası dilin kullanımından gelen güldürü öğelerinin bolca kullanıldığı bölüm muhaveredir arkadaşlar. Hemen yukarıdaki benim karagöz oyununun bölümünü soruyor. Evet doğru cevap muhavere olacak doğru cevap B seçeneği. Lütfen parçayı dikkatlice okuyun. Bu parçada çok soru çıkar. Öğretmenleriniz bu parçayla ilgili çok fazla soru üretebilir. Mutlaka not alın arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval alana palanga sığmaz ama şöyle yukarıya doğru yazalım. Palanga denir. Oyunun dekoru yeni dünya denilen benzersiz paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Dükkanı da şuraya yazalım. Evet. Ne diyor bakalım? Katlı eserden oluşur. Paragraftaki boşluklara sıra sayınan demiş yine. Dük pardon. Bir palanga, 2 yeni dünya, 3 dükkan. Palanga yeni dünya ve dükkan olacak arkadaşlar. Palanga sadece zaten bir seçenekte var. Palanga başka diğer seçeneklerin hiçbirinde yok. Kolayca eleyebileceksiniz diğerlerini. Palangayı bulduktan sonra diğerlerini kolaylıkla yapabiliyormuşsunuz zaten arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. 10. soruya geldik aşağıdaki açıklamalardan hangisi? Gezi yazıları için söylenemez. burada gezi yazısı... Zıllarının özelliklerini bilmeniz, çıkarmanız ya da yorumlamanız istenmiş arkadaşlar soruda. Sizin için çok da zor olmasa gerek. Bakalım gezi yazısı diyor arkadaşlar. Gezi yazısı döndüğü zaman hemen aklınızda şöyle bir canlandırın. Gözünüzün önünde gezi yazıları nasıl olabilir? Öznel mi? Nesnel mi? Bakış açısı nasıldır? Hemen bakalım yazar gezdiği yerleri ilgili yazısını seçici bir bakış açısıyla kaleme alır. Kesinlikle bu Doğru arkadaşlar. Genellikle gezinin başladığı gün ile bittiği tarihe doğru bir kronoloji dikkate kesinlikle kronolojik olarak yazılır. Gezi yazılarına kişisel dikkat ve gözlem önemlidir. Evet ne demiştik? Öznel midir, nesnel midir diye. Tabii ki öznel bir nitelik taşır. Hayal ürünü yazılar değil. Gerçek evet gezi yazısı olduğu için hayal ürünü yoktur. Yaşanan olaylar gezilip gözüle görülen yerlerde ki olaylar sırasıyla dile getirilir. Doğru. Elimizde yine E seçeneği kaldı. Nesnel verilerden oluşan tarihi bir belge niteliği taşır ne diyor? Nesnel verilerden oluşan tarihi bir belge arkadaşlar. Bu doğru bir söylem değil. O halde doğru cevap E seçeneği olacak. Çok yavaş gidiyoruz. Biraz hızlanalım. Ne dersiniz arkadaşlar? 11 yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören tek adamlı tiyatroda diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir? Tek adamlı tiyatro ne de olabilir arkadaşlar? Çıkıp kendi başına ne yapar? Karagöz tek adam değil. Orta oyunu, köy seyirlik oyunu, pando, mima ya da meddah. Evet, Türk halkı arasında tek adamlı tiyatro meddahtır arkadaşlar. Yine E seçeneği diyoruz. Kalemimiz yazmadı özür diliyorum. Ha şimdi yazdı. Meddah arkadaşlar doğru cevap E seçeneği olacak. Geçelim. Of ya hak. Aa, bakalım önce soru kökünü okuyalım. Bakalım soru kökü bize ne diyor? 12. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Yanlıştır. Yanlış olanı bulmamız isteniyor arkadaşlar. Bakalım. Of ya hak of hay hak özür diliyorum. Gönlümüzden bir kumaştır. Tertemizdir perdemiz. Her basitlikten uzak pek titizdir perdemiz. Gölgeler oynar da oynar söyleyip gerçekleri. Bir düşün bin hisse al. Dünyadan izdir perdemiz. Bakalım ne diyor? İlgili hangisi yanlıştır? Karagöz oyununun kadimme bölümüdür. Evet doğru arkadaşlar of hay hak diye bağırır biliyorsunuz. Oyun övülmektedir. Evet, övülüyor. Perdeyi durmadan övüyor bütün parça boyunca oyunun düşündürücü özelliği vardır. Evet. Girişi herhangi bir oyuncu yap. Hayır. Bu girişi herhangi bir oyuncu yapmaz belli görevli oyuncu yapar. Gölge oyunundan bahsetmektedir. Evet arkadaşlar perdemiz diyor çünkü. Gölge oyununda bahsediyor. D seçeneği bu parça ile bu metinle ilgili bir bilgi değildir. Geçelim 13. sorumuza. Yine uzun bir parça çıktı karşımıza. Bu parçada aşağıdaki yazı türleridir. Hangisine ait olabilir? Ha, yazı türlerinde bir alıntı yapılmış. Hangisine ait olabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Hava kapalıydı bugün öğleden sonra. Apartmandan tam çıkarken yağmur damlacıklarının önce kapı önündeki ağacın yapraklarına oradan da yere düştüğünü fark ettim. Ama umursamadım yoluma devam ettim. Her zaman yürümekten büyük keyif aldığım ağaçlarla kaplı toz koparanın içinde geçtim. Geçerken şiddetli bir yağmur bastırdı. Allah'tan Bahçeli Kahve'ye çok yakın bir yerde yakaladı. 100 metrelik bir mesafeyi şu sıralar İngiltere'de devam eden olimpiyatlara katılan atletler gibi kısa sürede katettim. Kendimi üstü kapalı Bahçeli Kahve'de buldu. Bu ne olabilir arkadaşlar? Neyden bir alıntı yapılmış olabilir? Hatıra, fıkra, gezi yazısı, deneme günce. Gezi yazısı zaten değil, fıkra değil arkadaşlar. Şimdi deneme değil. Şimdi günce ile hatıra arasında kalabilirsiniz. Ama bu nedir arkadaşlar? Bir günde kısa bir zaman diliminde yaşadığı bir şeyi anlatıyor. O halde bu ne olabilir arkadaşlar? Hatırayla çizdik. Elimizde ne kaldı? Yine E seçeneği kaldı ve günce kaldı arkadaşlar. Doğru cevap günceye aittir yazı türü olarak. Bakalım 10 on... Özür diliyorum. Şunu Silmem lazım hemen. Neyse kalsın arkadaşlar silinmiyor. Evet, bir sonraki sorumuz 14. soru. Haber metinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Haber metniyle ilgili bir bilgi isteniyor sizden arkadaşlar. Bakalım hangisi? Haber metinleriyle ilgili bir bilgi hatasıdır. Hemen cevaplayalım. 14. Edebi bir dil kullanılır. Haber metinleri. Haber metinlerinde edebi bir dil kullanılır mı arkadaşlar? Direkt A seçeneği yanlış arkadaşlar. A biz bunu da yazamıyoruz. Neden yazamıyoruz? Bir saniye hemen halletmeye çalışalım şurada. Evet. Kalemimiz arıza yaptı arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Birazcık birazcık oyalayacağım sizleri sanırım. Evet arkadaşlar arızamızı giderdik. 14. sorumuzu tekrar cevaplandıralım. Haber metinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Edebi bir dil kullanılmıştır. Haber metinleriyle ilgili direkt hata burada arkadaşlar edebi bir dil kullanılmaz haber metinleri dikkat edelim soruların kavramların önemli yerlerin altını çizelim arkadaşlar asla hata yapmayız 5N1K kuralına uygun evet nesnel bir bakış açısı evet öğretici metin türleridir evet Toplumu ilgilendiren nitelik taşımalıdır. Evet doğru A seçeneği hatalı arkadaşlar edebi bir dil yoktur. 15. sorumuza geldiğimizde ise aşağıdaki yapıt yazar eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır diyor arkadaşlar. 3 nesil 3 hayat Refik Halit artı doğru yani 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil artı Türk'ün ateşle imtihanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu mu arkadaşlar? Hemen bakın. Zeytin Dağı, evet Refik Atay, Rıfkı Atay, evet Hüseyin Cahit, edebiyat anıları doğru. Doğru cevap yani hatalı olan eşleştirme C seçeneği arkadaşlar. Türk'ün Ateşle İmtihanı Yakup Kadri Karaosman'ın bir eseri değildir. Hemen geçiyoruz 16. Sorularımız, parçalarımız uzun kusura bakmayın video uzuyor. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum o yüzden. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce hemen bir parçaya bakalım arkadaşlar. Hangisini söylemiyor? Parça. 7 yaşımda bile yoktum arabayla arabaya binmekten, evden uzak değişik yerlere görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurum. Bir gün motora bindirdi babam beni. Eski model bir motora yeni eee Yine uzaklaştık evden değişik değişik yerler gezdik ama bir yer vardı bir köprü bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama bu sarılmayı hiç unutmayacağım dedim içimden öyle de oldu. Ne zaman bir köprünün altında geçsem o an gelir aklıma. Bakalım parçayla ilgili hangisini çıkaramayız. Anlatıcı yazarın kendisidir doğru kendisi anlatıyor olaylar olduğu gibi abartılmadan anlatılmıştır evet çok güzel bir tasvir yapılmış yazar kendisinden kalıcı iz bırakılan olayı aktarmıştır evet babasına sarıldığı an üçüncü kişi anlatıcı vardır hayır üçüncü kişili anlatıcı yok anlatıcı yazarın kendisidir bu yanlış anı türündeki bir metindir. Alıntı yapılmıştır. Doğru. Çok net arkadaşlar cevabı üçüncü kişili bir anlatıcı söz konusu değil. Yine bir uzun parça karşımıza çıktı. Bakalım. Ee, bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor? Bakalım. Ee, bir Tanzimatla Batı tiyatrosu benimsemeden önce yüzyıllar boyunca bize özgü, özgün geleneksel tiyatromuz vardı. A seçeneği bir bileşik isim cümlesidir diyor bir bileşik isim cümlesi Tanzimatla Batı Tiyatrosu'nun bahsedildiği ki yüzyıllar boyunca özgü özgün. Evet doğru arkadaşlar. İki basit fiil cümlesidir. Bakalım ikiye. Çevre bakımından birbirinden farklı iki gelenek günümüze kadar yaşayabilmiştir. Basit fiil. Evet arkadaşlar gelenek. Evet basit bir fiil cümlesidir. 3. cümlede belirtili ve zincirleme isim tamlaması vardır diyor. Bakalım belirtili ve isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması da bakalım. Bunlardan biri köylü tiyatrosu evet geleneği. İkincisi ise halk tiyatrosu geleneği evet bu da doğru. Dört bağlı fiil cümlesidir. Dört bağlı fiil cümlesi mi? Türkiye halkının büyük çoğunluğu olan toprağa bağlı Türk köylüsünün eski kolluk kut törenleri ve canlılık inançlarını sürdürdüğü seyirlik oyunları günümüzde dek varlığını korumuştur diyor. Bu bağlı cümleme arkadaşlar ne diyor? Bağlı fiil cümlesidir birbirine ve bağlacı var Ancak bu ve bağlacı burada cümleleri birbirine bağlamıyor arkadaşlar eski kolluk kut törenleri ve canlıcılık inançlarını, sürdürdüğü seyirci, seyirlik. Hayır burada bir bağlı cümle söz konusu değildir arkadaşlar. Ve bu cümleleri bağlı bir cümle oluşturmuyor. O halde D seçeneğinden söz edemeyiz. Tüm cümleler kurallı. Evet bütün cümleler kurallı cümleleri de okuduk zaten. Kurallı cümlelerdi. D seçeneği ve orada bir bağlaç görevi görmemektedir. Geçelim 18. sorumuza sevgili gençler. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır diyor. Yüklemine göre arkadaşlar yüklem soruluyor burada. Sarsıldı uzaktan saat sesleri. Yüklemleri. Önünde canlandı bütün bir senem. Bütün bir senem önümde canlandı. Sonsuz bir hicrandı bütün nasibi bütün nasibi sonsuz bir hicrandı sarsıldı canlandı hicrandı hatırlattı bana sesli göklerden hatırlatmak düşündüm senin son geceni düşündüm. Evet arkadaşlar hicrandı diyor burada değil mi diye yüklem olarak diğer cümlelerden farkını hemen zaten görebiliyorsunuz. Hiç açıklamaya bile gerek yok. Zaten hicranı gördüğünüz zaman orada bir isim olduğunu direkt görebiliyorsunuz. 19. soruya geldik sanırım. Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ortak bir sıralı fiil cümlesidir? öyeleri ortak olacak ve sıralı fiil cümlesi olacak arkadaşlar. Hangisi bakalım? Tayfa'nın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Öyeleri ortak sıralı bir fiil cümlesi. Tayfa'nın akıllısı geminin Hayır. Eliyelim, eliye eliye gidelim. İyilik eden iyilik olur. Hayır. Adem Adamdan korkmaz, adam adamdan korkmaz, adam adamdan utanır. Evet, adam adamdan korkmaz, adam adamdan utanır. Öğeleri ortak, özneleri ortak arkadaşlar. Sıralı bir fiil cümlesi direkt karşımıza çıktı. Diğerlerine bakmaya gerek yok, videoyu uzatmamak adına. Adam adamdan korkmaz, adam adamdan utanır. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. 20. soruya geldik. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, cümlenin yapısını size soruyor. Bakalım hangisinde doğru? Önce cümleyi çözerek gidelim arkadaşlar. Seçeneği direkt buluruz. Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan en mutlu insandır. Bir kere bileşik isim cümlesidir. Evet. İsim cümlesi olacak. En mutlu insandır. Olumlu olumsuzluk da olumlu tabii ki. Olumlu. Bir kere en sonu olumlu arkadaşlar. Olumsuzları bir kere silelim zaten bir tane varmış. Bileşik olacak. Basitli sıralıyı sildik. Sıralıyı sildik. Elimizde iki tane bileşik kaldı. E burada zaten olumsuz olduğu için arkadaşlar bu bileşiği de siliyoruz. Bileşik isim ve olumlu olarak elimizde C seçeneği kendiliğinden ortaya çıktı. Geçelim 21. Bu nedir arkadaşlar? Bir noktalama işaretiymiş. 21. sorumuz. Bakalım. Rudolf 1866 buraya zaten hemen virgülümüzü koyduk. yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde Türkçe için A Burada bir alıntı var. Ne yapıyoruz? Şöyle tırnağımızı açtık. Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir. Nokta der. Kapattık. Nokta. Ne oldu arkadaşlar? Virgül. Tırnak. Açtık. Hmm, nokta. Tırnak. Kapattık. Tekrar nokta. Nokta başlıyoruz. Sildik, sildik. Ha, pardon virgül başlıyoruz. Özür diliyorum. Virgül başlıyoruz. Evet yine gidiyor ikisi. Üçü de virgül zaten. İkincisi tırnak. Şurayı siliyoruz o halde. Üçüncüsü nokta. Üçüncüsü nokta olduğu zaman şu da gidiyor. Geride virgül, tırnak, nokta, tırnak, nokta olarak elimizde E seçeneği kaldı 21'de. Arkadaşlar şık eleme usulüyle bu şekilde yaptığınız zaman aslında burada biraz da size test tekniğini öğretmeye çalışıyoruz. Çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. 22. soru. Numaralamış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yazım yanlışı olmayanı soruyor bize sevgili gençler. Bakalım hangisinde yazım yanlışı yok. Bugün coğrafya dersinde dünyanın hareketlerini işledik. Dünyanın hareketlerini işledik. Burada bir kere var. A gitti. B git gide uzaklaşıyorsun benden. Beni böyle bir başıma karma karışık bırakarak. Burada bir hata bulamadım. Tekrar okuyorum. Belki gözden kaçan bir şey. Git gide uzaklaşıyorsun benden. Beni böyle bir başıma no, virgül karma karışık bırakarak bir hata göremedim. Baksın kalsın ama başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen müzikçi dediko dekorcu ışıkçı işbirlik bir sürü hata var arkadaşlar bunu da sildik. Arkadaşlar iyi ve kötü gün ayırt etmek sizin yan yana olurlar arkadaşlar iyi ve kötü gün ayırt etmek sizin Yan yana olurlar. Birazcık sabır ve gayret. Sen de her şeyin üstesinden gelebilirsin. Nerede yazım yanlışı bulamadık sadece arkadaşlar iki de bulamadık. Tekrar edelim. Git gide uzaklaşıyorsun bende. Beni böyle bir başıma karma karışık bırakarak hayır arkadaşlar üç defa okuduk üçünde de bir şey bulamadık. Doğru cevap B seçeneği. Geçiyoruz 23. sorumuza sevgili gençler. Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Yani buradaki virgülün görevi nedir? Türkçe bunu size soruyor. Yazar bu romanda sıra dışı bir kahramanın olağanüstü öyküsünü İngiltere tarihinin son 400 yıl boyunca geçirdiği düşün, dönüşümleri, bunların İngiliz yazınındaki yansımalarını ince değinmelerle aktarıyor. Evet bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerden virgül nerede var arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisine doğru açıklam? Sözcük gruplarını ayırmıştır. Sıralı cümleleri ayırmıştır. Art arda gelen zarf fiilleri ayırmış. Ara sözleri belirmiş. Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi, özneyi belirtmiştir diyor. Arkadaşlar sözcük gruplarını ayırmış. Neden sözcük grupları? Diyor ki, yazar bu romanda sıradışı bir kahramanın olan üstü öyküsünü burada sözcük grupları grubun almış. İngiltere tarihinin son 400 yıl boyunca geçirdiği dönüşümleri evet, bunların İngiliz yazınındaki yansımalarını ince değinmelerle aktarıyor. Evet arkadaşlar, sözcük gruplarını birbirinden ayırmış. Buradaki görevi budur doğru cevap 23'te A seçeneği arkadaşlar. Geçiyoruz 24. sorumuz. Var mı? Varmış. Okuduğumuz romanlar, öyküler, yazın sallığın top top dağında üretilmiş uydurmacalardır bir bakıma. Ha uydurmacalardır bir bakıma. Bu cümleyle ilgili yargılardan hangileri söylenebilir? Hemen bakalım cümleyle ilgili neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Devrik bir fil cümlesidir. Devrik midir arkadaşlar? Devrik ama fil cümlesi değil. O halde bunu ne diyor? Hangisi söylenebilir? Biri söyleyemiyoruz. Eledik. Olumsuz bir isim cümlesidir. Olumsuz mudur? Hayır. Olumsuz zaten değil. İkiyi de sildik. Yapıca bileşik bir cümledir. Yapıca bileşik okuduğunuz romanlar öyküler yazınsalın. Evet bileşiktir. Bakalım kalsın. 3 var. 1 zaten silmiştik. 1 ve 2'yi sildiğimiz için sadece 3 yalnız şurada kalıyor. Doğru cevap C seçeneği. Yalnız 3 yapıca bileşik bir cümledir. Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerden hangisi? Ha, hangi eser hangi türdendir? Bu hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Evet son sorumuza geldik sevgili gençler. Ateşten Gömlek roman evet Halde Edip'in biliyorsunuz. Ferdi ve Şükerası roman evet. 40 yıl gezi yazısı hayır bu anıdır arkadaşlar. Gezi yazısı değildir anıdır. Mor salkınlı ev anı evet doğru. Hac yolunda gezi yazısı zaten hac yolunu anlatıyor. Evet bu nedir arkadaşlar? Gezi yazısı değil 40 yıl bir anıdır. O halde hatalı olan eşleştirme C seçeneğidir. Evet sınavımız burada son buldu arkadaşlar. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sorularınız, açıklama isteklerinizi lütfen yorum kısmına bizlere bildirin.